Sayın Selam Delibalkan ve AK Parti milletvekilimiz İsmet Uçman Beyefendi salonumuza teşrif etmişlerdi. Hoş geldiniz efendim. Geçmiş meclis üyeleri, muhtarlarım, AK Parti'de
ve ilk dönem kurucu meclis üyeliği yapmış olan Hasan Ulu Hoca abim, aslında amcam oluyor ama benimle aynı yaşındaki oğluyla beraber elimden tutup bizden hiç ayrılmadığı için biz ona abi diyoruz. Annemin de aile biz abi diyoruz ona. Zeytinburnu Ordulular'ın efsanevi teşkilat başkanı Hasan Memiş, Zeytinburnu Dernekler Ordular Dernek Başkanı Recai Memiş, Ünyeler Dernek Başkanı Ali Saneoğlu, Korgan Çiftlik Dernek Başkanı Mustafa Tozlamak ve hasıl buradaki tüm misafirler ve basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Adem Ulu Ocak 27.12.1973'te o günlerde tam 6 gece kondu olan ve nüfusu 80 bine sahip olan Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 22 Taksim 1 Sokak numara 19'da bulunan bir gece konuda doğmuştur. İlk orta lise tahsilini Zeytinburnu'da tamamladı. 1996 yılında 23 yaşında inşaat mühendisi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 3 dönem Zeytinburnu Ordular Dernek Başkanlığı yaptım. Zeytinburnu Ordu Mesulleri Dernek Başkanlığı Türkiye'nin ilk köykent uygulamasının yapıldığı Ordu Mesulüye Çağlar Köyü Dernek Başkanlığı'nı hala yapmaktayım. Aktif siyasete AK Parti'de başladım. AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda Sosyal İşler Bilim Başkanlığı'nda bulundum. Evli Atilla, neredesin Atilla? Atilla, Emirhan ve Metehan isminde 3 tane evlat sahibiyim. Sayın milletvekilim hoş geldiniz. 16.000 parseli 58 caddesi 961 sokağın Merkez Efendi G65'inde, Zeyd Nizam G15'inde, 5 tersi Düzeltçi Taksim D'sinde, tersi 85 Taksim 4'ünde, Veli Efendi 75 Taksim 2'sinde, Yeşiltepe 54 Taksim 1'inde, Çırpışık 3 Taş Ocağı'nda, Yeni Doğan 50 Sokağı'nda, Gökhan 46 Sokağı'nda, Nuripaşa 65 Sokağı'nda, Sümer 4 Sokağı'nda, taşlardan kareler kurularak sokaklarda çocukların oynadığı zamanlardan bu zamana geldi. Demokratik yapıya göre evet Orduluyum ama Zeytinburnu çocuğu olarak buradayım. Dede mesleği köy evliliğiyle başlayan sektörde onlu yaşlarda inşaatlarda çivi toplayıp düzelterek başlayan sektör tanışıklığı kendimi inşaat mühendisi olarak proje ve taahhüt işlerinde buldum. Bürokraside ise liseden mezun olup 17 yaşında girdiğim hemen yanımızdaki binanın koridorlarında ilk dönem belediye başkanımız Muzaffer Çavuşoğlu'nun son yıllarında kurumsal kimliğiyle başlayan tanışıklığım, bu dönem beraber yol arkadaşlığı yaptığımız Zeytinburnu'na 4 dönem iz bırakan Murat Aydın Başkanım'la birlikte meclisimizin ve iman komisyonunun üyeliğine gelmiş bulunmaktayım. Karadeniz'de artan nüfus, bölgede arazi paylaşımında artık insanlarımızı büyük şehirlere iş sağlamaya yöneltmiş, yıllar önce göç etmeye başlayan ülkemizin dört bir yanından gelen insanlar, bizler oksijen yolu diye adlandırdığımız Ordu Giresun yeni havalimanımız ve tarihi proje Karadeniz Akdeniz yolunun omurgası olan Ordu'nun Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İskizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünyeli olarak burada sizleri temsilen bulunmaktayım. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleriyle devam etmek istiyorum. AK Parti'nin 16 yıl iktidarda kalmasının sürekli kendisini yenilemesidir. 20'li yaşların başında gençlerimiz MKYK'da bulunuyor. MKYK'da yaş ortalaması 47. Milletvekillerimizin 52. Sürekli kendimizi yenileyerek milletin gönlündeki yerimizi güçlendireceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazudan asla taviz vermemeliyiz. Biz kendimizi alçalttıkça gönüllerde yükseliriz. Biz kendimizi yükseklerde görmeye gayret edersek alçalırız. Dağlar bizden yüksektir. Yönetim sistemi değişikliğinin ardından milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz gerektiğini söylemiştir. Bir konuşmasında önceliklerinin ehliyet ve liyakat olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasette tekliğe derviş aramayacaksın, bu işi yapacak ehil isyanlar arayacaksın demiştir. Sözüne binaen belediye başkan adayımız Ömer Arısoy'un hem sadakat hem ehliyet hem de
liyakat konusunda bürokrasinin en tepesinde bulunmuş, görev almış ve şu an belediye başkanı adayımızdır. Ben de bu listede kendisine yol arkadaşlığı yapmak için yola çıkmış bulunmaktayım. Nietzsche ve Dostoyevski'nin insanların anlam veremedikleri merhametsizliği karşısında çaresiz kalıp insanlardan uzak durmayı tercih etmişlerdir. Bu çaresizlik şöyle tanımlanmıştır. Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir. Evet, bu anıyı okuduğumda yıllar evvel dünya hassas kalpler için bir cehennemdir sözünün kişiliğindeki karşıtlığını yerine getirmek doğup büyüdüğüm, ben büyürken gelişen ilçemin 1999 öncesinde Zeytinburnu belediye uygulamalarının tekrarlanmaması için gelişime katkı sunmak, sizlerden doğal destek beklemek değil. Sizlerin benim hakkındaki düşüncelerinizi gözlerinizin parıltısından, yüreğinizin atışından ben hep hissettim ve görüyorum. Hizmet sadece kamu eliyle olsaydı, kaymakamlık ve valilik memurlar bu işleri zaten yapıyor olacaklardı. Belediyeler, belediye başkanları, meclis ve siyasi halka ve hakka hizmet yerleridir. Günün şartlarına göre değişen kanunlarda riski siyasetçinin alması gerektiğini düşünerek İstiklal Marşı'nın 98. yıl dönümü, Çanakkale Zaferimizin de 104. yıl dönümü vesilesiyle de Çanakkale geçilmez diyerek bu bayrak düşmeyecek diyoruz. Çıktığımız bu yoldan dua ve destek bekliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Binali Yıldırım'ın kendi üslubuyla söylediği "Büyükşehir adayımızı da unutmayın he" diyerek onlara da destek istiyoruz. Tekrardan gecemize katılıp bizleri onurlandığınız için teşekkür ederim. Söylemeden geçemeyeceğim. Geçtiğimiz ay elim bir vefat sonucu aramızdan ayrılan Ordulu Nurpaşa Mahalle Başkanımız amcaoğlu Ahmet Ulu Hoca'ya da rahmetle anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Selamlar diliyorum. Bu güzel ve açıklayıcı konuşmalarına ötürü meclis üyesi adayımız Sayın Adem Uluca Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Zeytinburnu'muzdaki AK kadroların lideri, ilçe başkanımız Sayın Selami Delibalta'yı alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli bakanım, milletvekillerim, belediye başkan adayım, il koordinatörüm, görevi devraldığım değerli ilçe başkanım, sevgili muhtarlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili Ordulu hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün aramızda birbirinden değerli vekillerimiz ve bakanımız var. Bu nedenle huzurlarınızı fazla meşgul etmek istemiyorum. Fakat 31 Mart yerel seçimlerinde devraldığımız çamuruyla, çukuruyla, çöp dağlarıyla dolu bir Zeytinburnu'nu bugün parkları, otoparkları, yeşil alanları, yüzme havuzlarıyla, bilgi evleriyle, Akdemi'yle tertemiz marka bir şehir olmasına vesile olan kadrolarda yer almış ve buradaki belediyecilik tecrübesine TOKİ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki müsteşarlık ve bakan yardımcılığı gibi tecrübeleri de elde ederek gelmiş bir adayımızın Zeytinburnu'na neler neler yapabileceğini Ordulu hemşehrilerinin takdirine bırakıyorum. Aynı şekilde Büyükşehir'de de Türkiye'de Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş, bu millete hizmet etmek amacıyla makamlarını terk ederek İstanbullu hemşehriler için yollara düşmüş Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da Binali Yıldırım'la birlikte inşallah 31 Mart'ta Zeytinburnu'nda 20 yıllık çalışmaların, kazanımların kat ve kat üstüne kazanımlar koyacaklarına inanıyor. Hepinizden dua ve destek bekliyor. Saygılar sunuyoruz. Önce yürümek, hem de geç, üzüm verdi.
İlçe Başkanımız Sayın Selam Delibatya'da güzel konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere memleket işi, gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Sayın Ömer Arısoy'u alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Değerli milletvekillerim, değerli ilçe başkanım, önceki dönem ilçe başkanımız Hasan abi, beş telsiz, Yeşiltepe, Nuripaşa, Gökalp, başka görmediğim muhtarımız var, mahallemizin değerli muhtarları. Kazıçeşme, Sümer Akın Bey gereken görmüş, markalarda kalmış. Sümer Mahallemizin değerli muhtarları, değerli meclislerimiz, meclis adaylarımız, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Söylediğimin başında bizi sizlerle bir araya getiren bu akşam, bu coşkulu, kalabalığı bir araya getiren başta meclis adayımız Adem Ulu Ocak olmak üzere bütün emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürüm büyüğüm sizlere. Bugün bizleri şereflendirdiğiniz için, burayı teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah eksikliğinizi göstermesin. Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, konu malum. İnşallah 31 Mart'ta burada 20 yıldır süren başarılı belediyecilik uygulamasını bir bayrak yarışı anlayışı çerçevesinde devralmak üzere AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak huzurlarınızdayız. Allah çıktığımız bu yolu hayırlı eylesin. Zeytinburnu'nu biliyoruz. Zeytinburnu'muzun sorunlarını biliyoruz. Daha önce ilçe başkanımızın da söylediği gibi, hepinizin bildiği gibi 15 yıl burada emeğimiz var. Ayrıca yeni dönemin stratejisi, şiarı, üslubu gereği başından itibaren Zeytinburnu'muzu dinledik. Adaylarımızın Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmesinden bu tarafa Zeytinburnu'muzu dinliyoruz. Buradan elde ettiğimiz sonuçlarla buradaki sorunlara ilişkin çözümlerimiz var. Bunları hızlıca benden sonra konuşacak değerli söz üstadlarına, ustalarına bırakmadan önce bunları hızlıca sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimizin malumu son zamanlarda kapasitemizi aşan misafirlerden dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama bakan yardımcılığından ayrıldıktan sonra Ankara'ya her gittiğimde buradan da bütün devletin bütün birimlerini koordine ederek burada bir an evvel yeniden eski huzurlu günlerimize dönmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zeytinburnu'muz her zaman olduğu gibi eşlerimizin, çocuklarımızın, annelerimizin her zaman rahatlıkla sokağa çıkabildiği, parklarında güvenle oynayabildiği bir ilçe olmaya devam edecek. Bu meseleyi yine biz çözeceğiz. Bunun için her hafta bütün rakamları takip ediyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da belediye imkanlarıyla elimizden gelen desteği vererek bütün kamu, kurum ve kuruluşların desteğiyle buradaki huzuru, asayişi korumak, sürdürmekte kararlıyız. Bir diğer önemli meselemiz Zeytinburnu'muzun ve İstanbul'umuzun meselesi aslında kentsel dönüşüm. Bunu da geçtiğimiz hafta Cuma günü Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un teşvikleriyle burada kentsel dönüşümün şimdi başlayan yerdeki muhataplarıyla ve ilgililerle yaptığımız toplantıda da belirttiğimiz üzere önümüzdeki dönemde Zeytinburnu'nda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yol alacağız. Değerli dostlar, şunu samimiyetle burada söylemek istiyorum. Bu kardeşiniz 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde hizmet etti. 2 yıl toplu konut idaresinde strateji geliştirme dairesi başkanlığı yaptı. Daha sonra bakanlık müsteşarlığı ve bakan yardımcılığı
kentsel dönüşüm meselesinden bir ilçe belediyesinin tek başına altından kalkması mümkün değildir. Bunu çok açık yüreklilikle, büyük bir samimiyetle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteği, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yeni haliyle TOKİ'nin de bağlı olduğu Milli Emlak'ın ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün de bağlı olduğu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın imkan ve kabiliyetleri, yetenekleri bizim açımızdan son derece önemlidir. Burada Bakan Bey'in de ifade ettiği üzere önümüzdeki dönemde Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte başta başlamış uygulamaları bir an evvel tamamlamak olmak üzere Zeytinburnu'muzu kentsel dönüşümle tanıştıracağız. İnşallah en iyi uygulamayı burada yapmak bize nasip olur. Bir diğer meselemiz aslında uzamış bir mesele, bu dönem tamamlanacaktı Zeytinburnu Stadyumumuz. Mülkiyetinin dava konusu edilmesi nedeniyle bu dönem tamamlanamadı ama dava lehimize sonuçlandı, karar yazılmak üzere Zeytinburnu Stadyumumuzu daha önce Büyükşehir Belediye'mizin depremsellik dolayısıyla yıkmak durumunda kaldığı kapalı spor salonu ve yüzme havuzuyla birlikte 2200 araçlık büyük bir otopark, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, millet kıraathanesiyle bir büyük spor kompleksi olarak inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve inşallah desteklerinizle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'la birlikte önümüzdeki dönem Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza armağan edeceğiz. Değerli dostlar, Zeytinburnu'muzun bugün geldiğimiz nokta itibariyle en temel belediyecilik ihtiyacı, otopark ihtiyacı, bunu yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte önümüzdeki dönem yaklaşık 10 bin kapasiteli otopark Zeytinburnu'muzun hizmetine alacağız. Bu meseleyle birlikte trafik ulaşımında büyük oranda rahatlama bekliyoruz. Ben sözlerimi daha fazla uzatacak değilim. Büyük bir kısmınızla muhtelif toplantılarda bir araya geldik. Bir an evvel sahneyi, mikrofonu bizden sonra konuşacak değerli vekillerimize ve Sayın Bakanımıza bırakacağım. Ama unutmadan Sayın Bakanımıza yoğun programları arasında bizi kırmadan buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum ve bir alkış rica ediyorum. Yine değerli ağabeyimiz, biz kendisini işaret yayınlarının emanetçisi diyelim, sahibi demek istemiyorum aslında çünkü sadece sahibi olmadığını biliyorum işaret yayınlarının hemen her şeyi. Kültür sanatta ağabeyimiz İsmet Uçmaya, İstanbul Milletvekilimize yine geldikleri için, teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzdeki döneme dair birkaç husus söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağım. Gönül belediyeciliği diyoruz. Bunu seçim döneminde söz sizde programları başta olmak üzere bütün toplantılarda mutlaka dinleyicilerden soru alarak, dinleyerek gösterdik. İnşallah bu dinleme tutumumuzu, dinleme kavramımızı görev dönemimizin sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz yeni dönemde, önümüzdeki dönemde inşallah çok dinleyen, az konuşan olmak istiyoruz. İkinci husus, burada Allah nasip ederse siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle seçilirsek adalet ve eşitlikten hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Adalet mülkün temelidir. Bizim hizmetlerimizin esasını, kararlarımızın esasını inşallah adalet oluşturacak. Burada herkese hizmet için, herkese eşit ve adaletle hizmet için yollarda olacağı bir diğer husus, inşallah 7'den 70'e herkesin ulaştığı bir belediye başkanı olmak istiyoruz. Bunu bir dua olarak da kabul edin. Ayrıca Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Allah verdiğimiz sözleri tutmayı nasip etsin. Kariyer merkezinden ve Zeytinburnu'muza özgü iki projeden daha çok kısaca bahsedip ayrılacağım. Bir tanesi, biliyorsunuz Zeytinburnu Belediye'miz cami temizliği konusunda, cami lavabolarının temizliği konusunda İstanbul'a örnek olmuş bir belediyemiz. Biliyorsunuz bütün camilerin
lavaboları, abdesthaneleri dahil olmak üzere bütün ihtiyaçları ve sınavları belediyemiz tarafından karşılamak üzere bir kamu hizmeti anlayışıyla hizmet ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde okulların temizliğini belediye olarak üzerimize alacağız. Velilerimizi her ay aile toplama derdinden kurtaracağız. 24-29 Aralık'tan beri hemen her gittiğimiz toplantıda önümüze gelen hususlardan bir tanesi de iş talebi. Bunları çözmek üzere Zeytinburnu'muzdaki insan kaynağını, iş gücünün kapasitesini, vasfını, niteliğini geliştirmek üzere bir kariyer merkezi kuracağız. Bu kariyer merkezine sadece Zeytinburnu'nda oturan hemşehrilerimiz başvurabilecek ve başta Zeytinburnu'ndaki işletmeler, iş yerleri olmak üzere İstanbul'daki iş imkanlarını hemşehrilerimiz için araştıracağız, geliştireceğiz. İş kurulu protokolle sertifikalı meslek edindirme kursları, sertifikalı kurslar vereceğiz ve buradaki iş gücünü, insan kaynağının vasfını, niteliğini geliştirmek istiyoruz. Türkiye genelinde çok başarılı uygulamaları var, başarılı ilçeler var, gerçekten büyük istihdam sağlamış. Değerliğimiz amacımız Zeytinburnu'lu hemşehrilerimizden daha çok kişiyi evine ekmek götürmek, daha çok kişiyi istihdam etmesini sağlamak. Bu çağda iş arama olanakları, duyurma olanakları dolayısıyla haber alamayanları haberdar ederek profesyonel bir biçimde bütün Zeytinburnu'lu hemşehrilerimiz için iş olanakları üretmeyi, iş imkanları üretmeyi amaçlıyoruz. Buradan daha çok hemşehrilerimizin iş sahibi olmasını amaçlıyoruz. Geldik son cümleye. Bunun için, bütün bunlar için bu kardeşinizin önümüzdeki dönemde başta Ankara'da olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bu hizmetleri Zeytinburnu'muzu daha iyiye, daha güzele taşımak için 31 Mart gecesi Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir müjde vermemiz lazım. Burada daha önce alınmamış en yüksek rekorda oya ulaşmamız lazım. Bunun için de hepimizin kalan 20 günde ekstra çalışmasına, ayrıca çalışmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla inşallah bugünden itibaren burada bulunan bütün kardeşlerimizi bu mesajın, bu davanın anlatılması hususunda seferber olmalarına ayrıca rica ediyorum. İstirham ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, Belediye Başkanı Bey'imiz Sayın Ömer Erosya'ya da bu konudan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi de konuşmaları yapmak üzere İstanbul Milletvekilimiz, aynı zamanda sizlerin de hemşehrisi Sayın İsmet Uçmay'ın alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Sevgili milletvekili arkadaşım, ilçe başkanım, önceki demiyoruz, birlikte ilçe başkanıyız biz, çünkü bayrağı devredince bayrağı alanla birlikte koşuyoruz sevgili Bahattin. Muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, ama hele hele de hem peygamberimizin Medine pazarını denetlettirirken pazarın denetimini kendilerine emanet ettiği ve dünya liderimizin de eğer bugün hanımefendiler siyasette birinci safta bu kadar yer almasalardı bu başarımız mümkün değildir diye Sayın Cumhurbaşkanımızın tahdiflerine mazhar olmuş sevgili hanımefendiler ve gelecek vizyonumuz olan aynı ufka baktığımız sevgili gençler, hemşehrilerim, bugün ailemizdeyiz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar. Sevgili Ömer, efendim Arısoy kardeşimiz, sevgili Murat'tan sonra bayrağı devraldı. Hep birlikte koşacağız. Ömer adı üstünde. Kenara Dicle'de bir kurt götürse koyunu gelir daha ilahi sorar Ömer'den onu. Bu as-
hassasiyette olan Ömer. Bir de arkadaşlar, bizden kız istediklerinde, yani oğlumuza kız aradıklarımızda toplum tek bir şey söyler komşularımız. Allah karşısına helal süt emmiş çıkarsın derler. Bu çok önemli bir duadır. Arasoy, helal süt emmiş bir başkan adayımız var. Başkanımız var daha doğrusu. Ömer Bey'e başkan adayı vermeyi doğru bulmuyorum. Sayın Bakanım izninizle bunu düzeltiyorum. Ve arkadaşlarımın bundan sonra başkanım diye hitap etmelerini ve takdir etmelerini talep ediyorum. Zeytinburnu'ndaki ordulu hemşehrileri bu ülkeye, bu millete, bu bayrağa, bu vatana hep güzellikler verdiler. Güzel şeyler verdiler. Ve hemen hemen illerimiz içinde vatanı, bayrağı, değerleri için, ezanı için sevgili arkadaşlar, en çok şehit veren illerimizden birisidir. Ben bütün şehitlerimize bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Emanetleri bizim boynumuzdur, boynumuzun üzerindedir, boynumuzun borcudur. Allah ülkemizi, milletimizi, vatanımızı hain ve şer girişimlerden muhafaza eylesin. Şairin dediği gibi ne yaparlarsa yapsınlar boş. Sevgili arkadaşlar, 31 Mart yerel seçimleri bir seçim olmaktan öte bir beka sorunudur. İstiklal ve istikbal sorunudur. Kim ne derse desin, Sayın Cumhurbaşkanımız Van Minüt'ten sonra çıktı dünya beşten büyüktür dedi. Bununla şunu demek istiyordu. Sevgili dostlar, bununla şunu ifade etmek istiyorum. Bir soru sordu tarihe Cumhurbaşkanımız. Sevgili ordular, oyunuzu kullanırken sahiden siyasi partilerin hepsine başarılar diliyorum. Ama arkadaşlar, bu bir siyaset ve bir seçim olsa bunları söylememe hiç gerek kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya şunu sordu. Dedi ki, Kur'an'da Rabbimiz yeryüzüne yarattığı bütün mahlukatın rızkını üzerine borç yazdık vaat ediyor. Rabbimiz daimdir, bu nimettir. Sözünden dönmez ve caymaz. Şu halde nasıl oluyor da, hızlı geçiyorum. Nasıl oluyor da coğrafyanın bir kısmından açlıktan ölüyor, bir kısmında vitamin zehirlenmesinden ölüyor. Dünya buna cevap veremedi. Ve ilave etti. Devam ayetlerde ilave etti. Rabbimiz yeryüzündeki has kullarından şunu istiyordu. Benim bütün mahlukatın rızkını sağlamak için yeryüzünde halk ettiğim rızkın muslukları başında sahte ilahlar var. Bunları ortadan kaldıracaksınız diyorum. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın rızık muslukları başındaki sahte ilahların yuvasına çomak sokmuştur. Bütün mesele budur. Kıyamet kopma nedeni budur. Türkiye üzerine olmadık, oynamadık oyunları bırakmama nedenleri budur sevgili dostlar. Bunu iyi içselleştirmeniz lazım. Yoksa şimdi biraz önce başkanım da ifade etti. Göçlerden bahsediyorsak bunlardan hiç bahsetmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, biz 28 milyon metrekareyi yönettik. Hepsi gelecek ve gelir. Yarın onların otonom ilan etmeyeceklerini kim bilebilir? Dolayısıyla biz gidemeyiz. Ama biz koçbaşıyız. Bizden Uzak Doğu, Uzak Asya, Orta Doğu, Balkanlar, dünyanın yönettiğimiz 2/3 rüçhan hakkımız olan 2/3 coğrafyadan gelenler bizim aile bireylerimizdir. Dokunduk onlara, yönettik onları tarihte. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz gönül coğrafyası demektedir. Bununla biz kimsenin toprağı bize karışsın demiyoruz. Bakınız, 28 milyon metrekare, 780 bin kilometrekare. Sevgili dostlar, buna Necip Fazıl'ın ifadesiyle
bu bölüşüme gerçekten kurtlar da razı olmaz, kuzular da razı olmaz. Bu itibarla unutmamanız gereken husus, bu gelen komşularımızı, bunlar bizim aile bireylerimiz. O itibarla sakın ha, şu sözleri zaman zaman duyuyoruz. İşte Suriyeliler geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Hayır hayır, böyle değil. Onlar Suriyeli, Iraklı, Asyalı, Afrikalı değil. Bu isimleri bu coğrafyalara başkaları koydu. Onlar sizin himayenizde, sizin yönetiminizde 600 yıl idare ettiğiniz, yönettiğiniz, aynı coğrafyayı paylaştığınız kardeşlerinizdir. Dolayısıyla bu gözle baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanımızı daha iyi anlama imkanına sahipsiniz. Ülkemiz 15 Temmuz'dan sonra, Sayın Bakanım var, ona söz bırakmak için hızlı hareket ediyorum, kusura bakmayın. 15 Temmuz'dan sonra bize bir görev yükledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok sık dile getirmektedir. Dedi ki artık bu ülkenin demokrasisini, temel hak ve özgürlüklerini darbelerle ve benzeri işgal girişimleriyle engelleyecek ne kadar unsur varsa temizleyin. Hamdolsun. Bir bir temizlemeye başladık. Arkadaşlar, 15 Temmuz Süleyman'cığım, 15 Temmuz darbe girişimi değildir. 15 Temmuz ülkeyi işgal ettirme girişimi. Buna darbe demeyiz abi. Darbe şu ya da bu yönüyle az biraz yerli oluyordu gene. Bu tamamen dıştan ve dış lojistikle organize edilen, sevgili arkadaşlar, iç paşaların ve taşeronların ve hainlerin kullandığı, sizin bizim de fark edemediğimiz, aa bizim insanlarımız, ülkemiz insanı dediğimiz insanları bizzat taşeron olarak kullanarak vekalet savaşlarıyla ülkemizi işgale kalktılar. Dünya liderimiz bu işgali püskürttü değil mi? Evet. Kiminle püskürttü? Ordularla ve 81 ilimizde Türkiye'lilerle, Türk milletiyle püskürttü. Eğer siz olmasaydınız ülkemiz işgal edilmiş, çevre ülkelerde olduğu gibi kahraman içinde bölük bölçüktü. Sevgili dostlar, İsrail'in söylediği şu, kayıtlarda var. Şu bu Amerika'ya falan Arap Baharı falan diye bir takım şeyler ortaya çıktığında, ya sen ne yapıyorsun dedi, bunlar Arap Baharı'nı ciddiye alır. Ya senin niyetinden öte demokrasiye geçerlerse, 3-5 seçim sonra demokratik bir sistemle ben bir Recep Tayyip Erdoğan'la baş edemiyorum. 4-5 tane bölgede 30 yıl sonra, 20 yıl sonra Erdoğan çıkarsa ne siz benim güvenliğimi sağlayabilirsiniz, ne ben sizin Orta Doğu'daki menfaatlerinizi sağlayabilirim. Bir gün inşallah daha geniş bir zamanda size neyi anlatacağım? Hacer'in ve Sara'nın çocuklarını anlatacağım. Bunu size anlattığım gün Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri çorap söküğü gibi bir ucundan tutup sonuna kadar anlamış olacaksınız. Sevgili dostlar, Ali Hazret Begoviç şöyle diyor. Yani yeryüzündekine muallim olabilmek için dikkat edin liderlerinize, kadrolarınıza. Gökyüzündekine öğrenci olmak lazım. Ya bunlar bizim ezanımızdan, bayrağımızdan rahatsız oluyorlar. İşte ezanımızı ıslıklıyorlar. Bayraklarımızı platformlarında bulundurmuyorlar. Ve dış lojistiklerle 500 bin tırın üzerinde silah alan örgütlerle ve siyasi uzantılarıyla iş birliği yapıyorlar. Onun için diyorum arkadaşlar, bütün dert şu. Tayyip Erdoğan tökezlesin de ne olursa olsun ülke işgal ediliyor, edilebilir. Yeter ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan tökezlesin. O tökezlerse biz Türkiye üzerindeki bölme emellerimizi hayata geçirebiliriz diyorlar.
Ama dünya liderimiz olduğu sürece, Ordu'nun olduğu sürece, Zeytinburnu olduğu sürece buna asla güç yetiremeyeceklerdir. Halil Cibran tarihe atanmış bir sözünde şöyle demektedir sevgili ordulu hemşehrilerim. Aynen şöyle diyor. Nasıl bir ağacı sessiz bilgisi olmadan dalın ucundaki yaprak sararmaz ise topunuzun katkısı olmadan bir toplumda kötülük işlenemez diyor. Şu halde ordu 31 Mart itibarıyla Türkiye'nin bölünemeyeceğini, ezanına ısıp çalınamayacağını, bayrağının yere düşürülemeyeceğini ve özellikle kahramanlarımıza dil uzatılamayacağını 31 Mart itibarıyla ilan etmeye var mısınız? Hayır. Allah sizden razı olsun. Yoksa seçim işleri teferruat. Biri gelir, biri gider, hiç önemli değil. Ama burada çok ciddi bir sorun var. Fark ettiler. Coğrafyamızdaki ve bizim silah konusunda %70 kendi sorunlarımızı çözdüğümüzü, %30 bir bağımlı sürecin kaldığını, bunun da giderek biteceğini, dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğumuzu biliyorlar. Ne yaptık biz? Biz partiyi kurduğumuzda Sayın Bakan'ın çok yakıyla biliyor, 4. gün bize kapatma kararı çıkarmaya çalıştılar. Niye biliyor musunuz? Ben acizane kurucusuyum partinin. Efendim, içinizde başörtülü hanımefendiler var diye. Hanımefendilerimiz başörtülü, başörtüsüz diye nasıl ayırırız? Bu saygısızlık ne? Bu edepsizlik ne hakikaten? Nasıl tasnif edersiniz böyle? Hanımefendiler istediği gibi giyin, kuşanır. Kime ne bunlar? Peki ne yaptık biz? Sadece buna direnmekte kalmadık. Türkiye'de demokrasi bekleme salonundaydı. Bekleme odasından demokrasimizi görücü karşısına çıkardı. Türkiye temel hak ve özgürlükler bakımından obezdi, çok kilo almıştı sevgili bakanım. Biz onu rejime, diyete tabi tuttuk. Ve şimdi Türkiye'de temel hak ve özgürlükleri tartışılması mümkün değildir, olmayacaktır. Üç yönüyle Türkiye çok büyüktür. Dünyanın en büyük sosyal devletisiniz. Bununla bitireyim, bakanımlar çok. Dünyanın en büyük sosyal devletisiniz. Allah'a hamdolsun. Rabbim verdikçe veriyor. Allah bir bereket versin. Elimizi uzatacak, para verecek yer arıyoruz. Eğer arkadaşlar, başkanımın ulaşamadığı, arkadaşlarımızın ulaşamadığı, meclis üyelerimizin ulaşamadığı, bizim haberimiz olmayan herhangi mahallenizde bir fakir fukara, bir yoksul, bir gözü yaşlı var da bizi haberdar etmiyorsanız yevmil kıyamette iki eliniz yakarızdır. Bu ülkenin yoksulu, fakiri fukarası kalmayacaktır. Biz nasılsa, nasıl 8 milyardan birisiysek onlar da bu düzeyde olacaklardır. Bu itibarla dünyanın en büyük sosyal devletisiniz. Bununla ne kadar övünseniz azdır. Başka, dünyanın en büyük demokrasisiniz. Çok açık söylüyorum. HDP milletvekilleri terör aralarına bir türlü mesafe koymadılar. Dünyanın hiçbir parlamentosunda, Avrupa'sında, Amerika'sında, Asya'sında, bütün coğrafyasında bu milletvekillerinin hiçbirisinin genel kurula girme imkanı yoktur. Sokmazlar. Biz niye sokuyoruz? Biz Osmanlı'dan bir tevarüz ettiğimiz gelenek var. Ondan dolayı sokuyoruz. İleri ve aşırı giderlerle ilgili de işler yapıyoruz elbette. Ama tevarüz ettiğimiz medeniyet kodlarımızdaki hoşgörü bunu şimdilik hoş görüp geçmenizi gerektiriyor. Oradan bir miras aldık. Detayına girmiyorum. Başka neyiz biz? Üçüncü olarak sevgili arkadaşlar. İslam coğrafyasının tamamı dahil dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir medeniyeti ve hiçbir uygarlık düzeyi yüksek olan ülkesi insanların bir arada barış içinde yaşamasını sağlayamamıştır.
istisnası Türkiye'dir. 600 yıl Osmanlı'dır, 800 yıl Endülüs Emevileri'dir. Nasıl yıkıldı Osmanlı, nasıl yıkıldı Endülüs Emevileri? Vallahi, billahi, tallahi. İçteki hainlerden, içteki gerçekten dışarıyla taşeronluk yapıp iş tutan isyancılardan yıkıldı. Arkadaşlar, hiçbir güç ve kuvvet bir topluluğu dışarıdan yıkamaz. Ancak ve ancak içteki hainler kaleden tuğla düşürür ve yıkma imkanına kavuşurlar. Bu itibarla ordulular Türkiye'yi, ülkelerini ve medeniyetlerini yıktırmazlar değil mi arkadaşlar? Hiçbir zamanda yıktırmadılar. Bunun yolu 31 Mart'ta Zeytinburnu'nun %60-65'ler üzerinde, hatta 80 falan diyeceğim de başkanım, ya seçime gidemeyenler falan olur onun için söylüyorum. Ama gece gündüz demeden, çünkü yaptığımız normal bir siyasal seçim değil. Yaptığımız başka bir şey. Her seçim çok önemlidir. Her siyasetçi de bunu söyler. Ama bu seçim bir başka önemlidir. Sebebi bu millet işidir, devlet işidir, vatan işidir, dava işidir, bölünmeme işidir ve bütün dünyaya rağmen ayakta kalabilme işidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler ve bizi bölemeyecekler diye sürekli milletin olan güvenini ifade etmektedir. Öyle bir lider ki, ve şimdi kadrolarımız öyle ki, milletin içinden çıkmış değiller. Milletin içindeler, hiç çıkmadılar ki. Tek milletin içinde kaldılar. Ve kalmaya ilahiye bir kıyamet devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili ordu hemşehrilerim, beni mahcup etmezsiniz değil mi Zeytinburnu'nda? Çünkü hakikaten, yoksa bir siyasi parti tercih olsa sorun değil. Fakat bu partilerin tamamı, varsa parti kararlı olanlar beni mazur görsünler. Bu ülkenin baka sorunu konusunda feryadı figan eden hem Sayın Devlet Bahçeli'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza kulaklarını kapamışlar ve ne yapmışlar? Gidip bir de yurt dışında ülkelerini şikayet etme. Hakikaten ayıbını gösteriyorlar diyelim. En hafif ifadesiyle. Kardeşim, bizim minibüslerin arkasında bir slogan vardır. Ya haset etme ne olur? Çalış seni doğru. Millete tepeden bakma. Ensesinde boza pişirme. Planını getir. Projeni getir. Duruşunu göster. Ülkenin bölünmesine, bayrağa, millete karşı duyarlı ol. Kartının, milletin kartınızıyla birlikte çarpsın. Onun gibi otur kal, onun gibi ye iç, onunla birlikte hareket et. Ve senin de olur, haset etmene gerek yok. Arkadaşlar, bu duygular düşüncelerle 31 Mart yerel seçimlerini ülkemize, milletimize, Zeytinburnu'muza, mazlum dünyaya oksijen çadır olmasını diliyorum. Özellikle mazlum dünya için, ihanet şebekeleri için, mazlum dünyayı koruyan, ihanet şebekelerini kahreden bir cesamete kavuşmasını diliyorum. Ve mazlumlara nefes borusu olmasını diliyorum. Dün Söğüt'te kurulmuştuk. Küçük küçük çadırlarımız vardı. Çadırlarımız büyüdü, büyüdü, büyüdü. İnşallah Cumhur İttifakı'nın çadırları bir gün gök kubbe olacak ve bu milletin başında gök kubbe olarak bekleyecektir inşallah. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetleri arz ediyorum. Allah'a emanet olun, var olun, sağ olun sevgili arkadaşlar. Evet, bu güzel konuşmaların ötürü İstanbul Belediye Vekilimiz İsmet Uçma Beyefendi'ye de teşekkürlerimi arz ederim.
Şimdi de konuşmaları yapmak üzere bir diğer İstanbul milletvekilimiz Sayın İffet Polat'ı alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Çok kıymetli bakanım, çok değerli milletvekilimiz, çok değerli ilçe başkanım, geçmiş dönem ilçe başkanımız, il yönetim kurulu üyem, belediye başkanı dayımız, çok kıymetli Ordu Dernekleri başkanları ve siz çok değerli, kıymetli, sevgili Ordulu hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de İsmet Uçman vekilimi kısa konuşacağım. Çünkü çok kıymetli ve... Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun süreli yol arkadaşlığı yapmış, mesai arkadaşlığı yapmış. Cumhurbaşkanımızın tanımıyla Atom Kraliçe, teknoloji ve sanayi konusunda Türkiye'ye adım adım dolaşan ve geleceğimize yönelik adımlar atan, gençleri motive eden, yeni istihdam alanları oluşturmak isteyen Sayın Bakanımız Mustafa Barank aramızda, fazla sözü uzatmayacağım. Ben size şunu yalnızca hatırlatmak istiyorum. 17 senedir Türkiye'yi yönetiyoruz ve 25 senedir de Gönül Belediyeciliği, AK Parti'nin ana temeli olan Gönül Belediyeciliği, Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği'nin İstanbul ve Zeytinburnu'nda buluşturmuş durumdayız. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'nin halleri belli. Zaten televizyonda devamlı dinliyorsunuz. Biz siyasetçiler anlatıyoruz. Eskiler anlatıyor, bunlara anlatmaya çok fazla gerek yok. İşte uçak yapanların uçakları betonlara gömülmüş, işte araba yapmak istemişler, otomobil yapmak istemişler, o projeler yine karanlık, tarihin karanlık sayfalarına gömülmüş. Birçok teknoloji ve sanayiye atılım konusunda Türkiye'nin önü 10 senede bir darbelerle vesaire kesilmiş. Şimdi biz Allah'ın izniyle kaldığımız yerden, bayrağı aldığımız yerden koşar adımlarla Türkiye'yi medeniyetin, muasır medeniyetleri seviyesine, yani onların teknoloji ve sanayi ahlakını kesinlikle söylemiyorum Sayın Vekilim. Çok manidar baktınız. O yüzden biz inşallah onları yakalayacağız, geçeceğiz. Bugün milli uydumuzu yapıyoruz, SİHA'larımızı, tanklarımızı, milli gemi projelerimiz. Artık sayamayacağım kadar birçok atılımın içerisindeyiz Allah'ın izniyle. Biz bunları yapıyoruz da geçmişte bu uçakları gömenler, projeleri akamete uğratanlar ne yapıyor? Sayın Bakanım çok iyi biliyor. Geçen günler siz de okumuşsunuzdur, televizyonlarda dinlemişsinizdir. 138 tane CHP milletvekili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş olan Milli Uzay Ajansımızın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Emiroğlu, Avrupalı, Amerikalı, Japonlu, Çinli Ay'a gitti, ay madenciliği yapıyor. Biz uzaya gitmek için bir şeyler yapıyoruz, karınca kararınca. Buna bile ket vurdular. Ben sizin insanınıza ve vicdanınıza bırakıyorum Allah'ın izniyle. Şimdi belediyecilik konusunda da eski İstanbul değil. Şimdi İstanbul, hani Napolyon demiş ya, dünya bir ülke olsa onun başkenti İstanbul olur. İstanbul bugün çok büyük bir dünya başkenti ve onu yönetmek için artık Cumhurbaşkanı İstanbul'da belediye başkanlığı yaptı. Onu Türkiye'yi yönetmeye taşıdınız siz İstanbullular. Oradaki başarılarını. Şimdi artık İstanbul'u yönetmek için ne lazım? Türkiye'yi yönetmiş veya o kadroların içerisinde yer almış olmak lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a emanet olarak, şehrin emin olarak kimi gönderdi? Eski bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Başbakanlık yapmış, 3 dönem Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Binali Yıldırım'ı emaneten size gönderdi. Ben şimdi sormak istiyorum. Sayın Binali Yıldırım'ı İstanbul Belediye Başkanı yapacak mıyız? Evet. Yine Zeytinburnu eski Zeytinburnu değil. Marmara Mincisi, İstanbul'un göz bebeği, bir kent, bir şehir. O da kendi başına bir şehir. Bunun için de Zeytinburnu'na herhangi bir böyle belediye başkanı yönetemez diye düşündüm Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve size 15 sene belediye başkan yardımcılığı yapmış. Şehircilik ve planlama konusunda TOKİ'de çok önemli
yanımıza daim olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet, İstanbul Milletvekilimiz Sayın İpek Balat'a bu güzel konuşmalarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Şimdi Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül Bey aramıza katılmış. Bir alkış da ona alabilirsek. Mesudiyeler Vakıf Başkanı Ahmet Şengönül Bey de aramızdaymış. Bir alkış da ona alabilirsek buradaysa. Son olarak Mesudiye İş Adamları Dernek Başkanı Coşkun Delice Bey de aramızdaymış. Bir alkış da ona alabilirsek. Evet, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı alkışlarınızla kürsüye hazırlıyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Zeytinburnulu, Ordulu, çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Emin olun, gecenin geç bir saati oldu ama sizin şu alkışlarınız, coşkunuzu gördüğümüzde bizim bütün yorgunluğumuz gidiyor. Biz çok mutlu oluyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyor. Değerli kardeşlerim, tabii bugün buraya aslında Ordulu değil ama Zeytinburnulu bir hemşerimiz olarak gelmiş bulunuyorum. Babamlar hala burada Seyit Nizam'da oturuyorlar. Ablamlar burada oturuyorlar. Ben hemen surların karşısında Yedikule Hacı Evattin Caddesi'nde doğdum. Dolayısıyla bir Zeytinburnulu sayılırım. Sıkça minibüsten Şaban Ağa'da iner, surların içinden geçer, evimize giderdik. Tabii o zamanları sizlere anlatıyoruz. Gençler pek bunları bilmiyorlar. O zamanları anlattığımız zaman hemen aklımıza o zamanki belediyecilik anlayışı geliyor. Suyun olmadığı, çöp dağlarının yaşandığı bir belediyecilik anlayışı. Sanırım hala orada bir su deposu var, su çıkarılıyor. Ben anneciğimle o su deposundan bidonlara suyu doldurup 5. kata çıkardığım zamanları asla unutmam. Aynı zamanda gece yarısı kalkıp nöbetleşe belki bir saat su akar diye musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam. Tabii gençlerimiz bunları hatırlamadığı için onlar nispeten AK Parti belediyeciliğiyle bizim zamanlarımızda büyüdükleri için o zamanki belediyecilik anlayışının pek farkında değiller. Değerli kardeşlerim, tabii bugün biz sabah saatlerinde Akıllı Şehirler Konferansı'nı düzenledik. Orada bir konuşma yaptım. Biz artık şehirlerimizi nasıl daha konforlu hale getiririz? Dünyada gelişen teknolojilerle nasıl donatırız? Nasıl dünyaya örnek şehirler oluştururuz? Onun derdindeyiz, onun mücadelesini veriyoruz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Bu manada Zeytinburnu özelinde sizin büyük bir şansa sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Ömer Bey zaten Zeytinburnu'nda yaşayan kardeşlerimiz yakinen tanıyorlar. Bu ilçeye hizmetlerini yakinen biliyorlar. Ama ben de bir kardeşi olarak diyeyim, Ankara'da çok sık işbirliği içerisinde çok yakın bir mesai arkadaşlığı yaptık. Her hafta telefonla konuştuğumuz günler olmuştur. Dolayısıyla Ömer Bey'in hem beyefendiliğini, o manada gönül belediyeciliğini yürüyen bir timsali olduğunu söyleyebilirim. Beyefendiliğinin devlet adamlığını, çalışkanlığını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla kendisinin
Zeytinburnu için bir şans olduğunu bilmeniz gerekiyor. İnşallah bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla kendisinin projelerini destekleyeceğiz. Zeytinburnu'nu son yıllarda yakaladığı bu güzel çevreci kültür belediyeciliğinin yanında teknolojide de ileri bir akıllı şehir haline getirmek için beraber gayret edeceğiz. Bu manada yol yürüyeceğiz diyebiliriz. Tabii Ömer Bey, bütün projeleri benim de projelerimdir. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte kalkınma ajansları da bakanlığımız bünyesine geçti. Dolayısıyla bizler bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin potansiyellerini değerlendirip o bölgelerin, ilçelerin, şehirlerin ekonomilerini geliştirmek için cazip ve merkezi olarak o bölgeleri ortaya çıkarmak için projeler geliştiriyoruz. Bu manada şunun garantisini verebilirim. Ömer Bey'in bütün projeleri de inşallah bizim projelerimiz olacak. Hep beraber takip edeceğiz. Değerli kardeşlerim, tabii sizler Ordulular olarak bu şehirde yaşayan, bu ilçede yaşayan hemşerilerimizsiniz. Bizim orduya yaptıklarımızı da 16 senede, 17 senede orduya kazandırdıklarımızı da sizler yakinen biliyorsunuz. Dolayısıyla orada gösterdiğimiz çabanın buradaki yansımalarına sizler de şahitlik etmiş olacaksınız. Ordu bizim göz bebeğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok değer verdiği şehirlerden bir tanesi. Projelerini bizzat takip ettiği şehirlerden bir tanesi. Hatta bir örnek vermek istiyorum. Burada Ünye'li kardeşlerimiz var mı? Ünye'li. Çok Ünye'li kardeşimiz yokmuş. Geçen gün bizzat beni telefonla arayarak Ünye'nin organize sanayi bölgesiyle ilgili bir probleminden bahsetti ve ben onun talimatıyla bunu 15 günlük bir süre içerisinde çözdüm, gerekli ödeneği gönderdim. Şunu demek istiyorum değerli kardeşlerim, bizler sizlere hizmet etmek için varız. Bizler sizlere hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Ama bu hizmet yolculuğunda yerelle genelin uyumu çok önemli. Bizim Türkiye'de yerelle geneli uyumu yakalayamadığımız birçok şehrimiz, ilçemiz var. Bir tane örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi CHP tarafından uzun yıllardır yönetiliyor. Birçokları da çıkıp buranın örnek bir belediye olduğundan ekranlara çıkıp bahsediyorlar. Ama orada öyle bir ideolojik belediyecilik yapılıyor ki siz hükümet olarak o şehre hizmet etmek istediğinizde size set çekiliyor. Bir örnek vereceğim. Eskişehir'e çok güzel bir şehir hastanesi yaptık. Mükemmel bir şehir hastanesi ve bu Eskişehirlilere hizmet edecek. Ama hastanenin ana yola 1 kilometrelik yol bağlantısı var. Bunu bana bizzat Vali Bey söyledi. Büyükşehir Belediyesi o yolun bağlantısını yapmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o hastane açılırsa hükümetin karnesine belki pozitif yazar diye o yolun bağlantısını yapmıyor. Gene Eskişehir'in organize sanayi bölgesi var. Türkiye'nin en büyük ihracatçı organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Onun da yol bağlantısı var. Yine organize sanayi bölgesinin yönetimi bizim partimize yakın diye oradaki belediye başkanı o yol bağlantısını gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla bizler şehirlerimize hizmet etmek istiyoruz.
Zeytinburnu'muza hizmet etmek istiyoruz. Burada bizim uyum içerisinde devam etmemiz lazım. Ancak o zaman başarıyı yakalayabiliriz, verimi yakalayabiliriz. Çünkü biz hükümet olarak telefonu kaldırdığımızda en az bizim kadar iştiyaklı, en az bizim kadar heyecanlı belediye başkanlarıyla hizmet yarışını devam ettirmek istiyoruz. Değerli kardeşlerim, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli sıkça bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığından bahsediyorlar. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Gerçekten bu seçim bir beka probleminin de gündeme getirildiği bir seçim. Sizler şu 6 senede neler yaşadığımızı yakinen biliyorsunuz. Hangi badireleri atlattığımızı yakinen biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize hangi tuzakları kurduklarını yakinen biliyorsunuz. Evet, en son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşılaştık ve hükümetimizi doğrudan devirmeye çalıştılar. Ama biz bunun üstesinden de Allah'ın izniyle, siz değerli kardeşlerimin desteğiyle, siz değerli kardeşlerimin Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dağ gibi durmasıyla da bu darbe girişiminin üstesinden geldik. Şimdi emin olunuz, bir köşede sinmiş bekliyorlar. En ufak bir acziyet ifadesinde yine bu hain planları gündeme getirmek için, Türkiye'nin başına çoraplar örmek için, Türkiye'nin bu hizmet yolculuğunda muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yarışında gayretine takoz koyma konusunda bir köşede sinmiş bekliyorlar. Ama ben şuna inanıyorum ki sizler buna müsaade etmeyeceksiniz. Sizler her zaman bizlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında oldunuz. İnşallah bu sefer de bizim arkamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olacaksınız. Ve Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nı bu seçimde zaferle Zeytinburnu'ndan çıkaracaksınız. Değerli kardeşlerim, tabii gecenin geç saati oldu. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Söylediğim gibi bizler sizin hem Zeytinburnu'nda Ömer Başkanımızla hem de Büyükşehir'de Binali Bey'le doğru tercih yapacağınıza inanıyorum. Ama aynı zamanda Ordu'daki hemşerilerimizle de irtibatı kesmemeniz gerekiyor. Şurada 18 gün kaldı. Herkes cep telefonlarını açacak, listelerine bakacak, acaba kimi ikna edebilirim diye bizimle beraber çalışacak ki biz de bu seçimi gönül rahatlığıyla, zaferle atlatalım. Kapı kapı dolaşmamız, insanların gönüllerine hitap etmemiz, onları ikna etmemiz gerekiyor. Ben sizin bunu başaracağına yürekten inanıyorum. Değerli kardeşlerim, tabii dediğim gibi gecenin geç saati, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği bir ahitleşme var. Bizim bu ahitleşmeyle günü bitirmemiz lazım. Ama günün bu saatinde çıkarabileceğiniz en yüksek sesle bu ahitleşmeyi yapmamız lazım. Bana katılmaya var mısınız? Evet. O zaman ayağa kalkalım. Bir olacağız. Bir olacağız. Ömer Başkanım, bu yeter mi? Bence az bu. Bir daha deneyelim. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte Türkiye.
kardeşlerim. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Bizim gözümüz, kulağımız inşallah 31 Mart'ta Zeytinburnu'nda olacak. Buradan gelecek, zaferde olacak. Bizler sizlere inanıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkarmayacağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bekirlerimi, İlçe Başkanı, Belediye Başkanı, Demir Geçmiş Dönem İlçe Başkanı'na Adem abiyi sahneye arz ediyorum. Süreyya Hanım, Sayın Koordinatörümüz, bize sahneye alınmış. Evet, huzurlarınızda Zeytinburnu'muzu aydınlık yarınlara taşıyacak kadrolar, şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Evet, Sayın Bakanıma, Sayın Vekillerime, Sayın İlçe Başkanıma, Sayın Belediye Başkan adayıma ve siz değerli ordulu hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Programımız sona ermiştir.